Herkese merhaba, Safran Örgü'ye hoş geldiniz. Ben Habibe. Yeni projemizin adı Duru Hırka. Duru Hırka 2 yaş kız çocuklar için hazırlandı. Tamamen dikişsiz olarak örüldü. Yakada ve ön bantta Selanik lastik kullanıldı. Bakın kenarda, lastiğin kenarında I-Cord çalışması yaptık. Çok mükemmel bir çalışma. Yine etek ucunda Selanik lastik kullanıldı. Kolluklarında Selanik lastik kullanıldı. Kollarda herhangi bir kesme işlemi yapmadım. Kol tamamen düz örüldü ve bilekte büzdürülerek hafif balon formu verildi. Göğüs ölçüsü 60 santim, yani yarısı 30 santim. 2 yaş için hafif, yaklaşık 2-3 santim daha geniş bir ölçü. Dolayısıyla roba boyunu biraz uzatırsanız, kol boyunu, beden boyunu biraz uzatırsanız bu hırkayı çok rahat 3 yaşındaki bir çocuk da giyebilir. Farklı bedenlerde örmek isterseniz örneğimiz 8 ve katlarından oluştuğu için 8-8 küçülterek ya da büyülterek rahatça başka bedenlere uygulayabilirsiniz. Kol boyu kol altından itibaren 23 santim, beden boyu ise kol altından itibaren yine 23 santim. Kullandığım ipin 100 gramında 230 metre ip vardı. Lastikleri 3 milimetre şişle ördüm, gövdeyi ise 3,5 milimetre şişle ördüm. İpin kalınlığı 4 numara şiş içinde uygun. 3,75 ile de örebilirsiniz. Şayet daha büyük şiş kullanırsanız beden yaklaşık bir beden büyük olacaktır. Yaklaşık 2 yumak ip gitti. İkinci yumaktan çok az kaldı. Eğer kol boyunu ve gövde boyunu biraz daha uzun yaparsanız 2 yumaktan daha fazla ipe ihtiyacınız olacaktır. Kanalımı ziyaret ettiğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Beğen butonunu tıklarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra eğer zil resmi çıkan zil resmine tıklarsanız koyduğum her yeni video anında size bildirilecektir. Siz videolarımdan haberdar olabileceksiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Evet, yine ön sıradayım. 7 lastik. Yedi lastikten sonra 2 düz, 1, 2, 1 dolama ve sol kesme. Ha, pardon, burada kesme yapmıyoruz arkadaşlar. Bu sırada kesme yok. Burası bizim yine artı sıramız. 2 düzden sonra 1 dolama yapıyoruz ve 4 düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 1 dolama yapıp yaprağımızı kapatıyoruz. Üçlü kesme. Evet, bakın artık yaprağımızı kapattık. 1 dolama. 1, 2, 3, 4. Üçlü kesme yaptım, dolama yaptım. Dolamadan sonra 4 ilmek ördüm. Şimdi bir dolama yapıyorum ve bir düz örüyorum. Bir dolama, bir düz, tekrar bir dolama ve 4 ters. 4 düz. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 düzden sonra dolama, üçlü kesme, yaprağı kapatıyorum. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Yaprağı kapatıyoruz ve şu ortadan tekrar yeni bir ajur başlattık.
Evet, üçlü kesmeden sonra tekrar bir dolama ve dört düz. 1, 2, 3, 4. Burada yeniden bir ajur başlatıyoruz. Bir dolama, bir düz, bir dolama, dört düz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Yaprağımız bitti. Şu üstteki piramitleri kurmuştuk hatırlıyorsanız bir önceki sırada. Şimdi bunları kapatacağız arkadaşlar. Bu piramidi kapatacağız. Burada başka herhangi bir işlem yok. Lastiği örüyorum. Lastikten sonra 3 düz, 1, 2, 3. Ve sol kesme. Yine bu piramitleri yaprağın üzerine doğru kapatacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 düzden sonra tekrar kesme yapıyoruz. Bir dolama yapıyoruz ve 3 düz. 1, 2, 3. Yine dolama yapıyorum. Yine sağa kes, sola kesme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 düzden sonra tekrar sağ kesme. Bakın. Ortaya çıkmaya başladı. Bir dolama, 3 düz, bir dolama, sol kesme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve tekrar sol kesme, sağ kesme pardon, dolama, 3 düz, 1, 2, 3. Evet. Şimdi bu aşamada şu yaprağın ya da üçgenin ortasındaki bütün ilmekler bitinceye kadar kesmeye devam edeceğiz. Bundan sonra robamızda başka bir aşama yok. Evet, lastiği ördükten sonra sıradaki ajura kadar düz devam ediyorum. 3, 4 düz. Dolama yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzden sonra tekrar
sağ kesme. Bakın şu anda üçgenin ortasında 5 tane ilmek kaldı. Bunları 3'e, bu ilmek sayısını 3'e düşürene kadar kesmeye devam edeceğiz. 3 ilmek kaldıktan sonra üçlü kesme yaparak bu yaprağı tamamen kapatacağız. Bundan sonrasını göstermeyeceğim arkadaşlar, üçlü kesmeye kadar. Çünkü yapacağımız işlemler aynı, çok basit. Evet. Bakın şunun iki yanından kesme yapıyoruz. Kenarlarda ajır yapıyoruz. Ortada kalan kısımları, geri kalan kısımları da düz olarak devam ediyoruz. Evet, üçgenimizi tamamladık. Şimdi üçlü kesme yapacağım, bitireceğim. Ondan sonra birkaç sıra örüp siz artışı bu sıradan da yapabilirsiniz. Ama ben robanın aniden o kadar çok büyümesini istemiyorum. 2-3 sıra ördükten sonra son artışı yapacağım. Diğer üçgene kadar düz örerek devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi birkaç sıra öreceğim. Ondan sonra tekrar bir artış daha yapacağım. Yine 1-2 sıra örüp robamızı bitireceğiz. Şimdi ben 2-3 sıra ajur bitince 2-3 sıra bitti örüp ondan sonra artış yapacağım demiştim. Fakat robanın boyu neredeyse olması gerektiği kadar, öbür türlü çok uzun olacak roba. O yüzden bu sırada artış yapacağım. Yani arkayı ördüm, geldim. Bu sırada artış yapacağım. Artışları şurada yapacağım arkadaşlar. Şu yaprakların arasındaki bölümde yapacağım. Şu aşağıdan gelen hattın tam şu ortadaki ilmeğin kenarından yapacağım. Bakın şu kenarlarda, şu kenar kısımda artış yapmayacağım. Aynı şekilde öbür kenarda da artış yapmayacağım. Sadece yaprakların arasında artış yapacağım. Bakın şurada artış yapacağım. Şu aşağıdan doğru gelen tam şu ortadaki ilmeğin yanından artış yapacağım. Alttaki ilmeğe girip onu örüyorum ve artış yapmış oluyorum. Aynı yaka kenarında kullandığımız artış. Yine öbür yaprağın, iki yaprağın tam ortasına kadar devam ediyorum. Bakın yine aynı yerdeyim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi artıştan sonra artışın ters sırasını da ördüm. 2 sıra düz daha ördüm. Yani artışı yaptım, arka sırayı ördüm. Sonra bir geliş gidiş daha yaptım. Bu bence yeterli. İstiyorsanız biraz daha roba boyunu uzatabilirsiniz. Birkaç sıra daha örebilirsiniz. Şu anda yaklaşık 14 santim. Yıkandıktan sonra
hafif bir uzama daha yapacaktır. Arzu ediyorsanız 15 santim de yapabilirsiniz. Ama bence bu yeterli. Şimdi kol ve gövdeyi ayıracağız. Ben ön için 36 ilmek ayırdım. Artık örgümüze düz olarak devam ediyoruz. Evet, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, tekrar bir sayalım arkadaşlar. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Evet. 36 ön. Kol için 46 ilmek ayırıyorum. Onu ipe alıyorum. Eğer siz kolları daha önce örmek istiyorsanız bu safhada önü, arkayı, önleri, arkayı, diğer kolu bir ipe alın ya da ikinci bir şişte bekletip kolu örün. Kolda ben 3 ilmek artıracağım. Kol altında 2-3 ilmek artıracağım. Dolayısıyla kolda da 2-3 ilmek artırmam lazım. Ama dikişli kolda bir tarafta 3-2, bir tarafta 1 artış dengesiz olabilir. Siz bu artışı ya 2 artış ya da 4 artış şeklinde yapabilirsiniz. Kolda herhangi bir kesme olmayacak. Kolu tamamen düz iniyoruz. Manşete gelince manşette eksiltme yapacağım. Kol bol bol bir kol olarak aşağıya inecek. Ben kolu dikişli öreceğim. O yüzden kol ilmeklerimi ipe alıyorum. Toplam 46 ilmeği ipe alıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 46. Bu arada diğer videolarımı seyredenler bu iğneye çok aşinadır. Eskiden sakal ipliklerle paspas örülürdü ve paspaslar bu iğnelerle dikilirdi. Benim iğnem de o zamandan kalma, çok işime yarıyor arkadaşlar. Örgülerimi de bol miktarda kullanıyorum. Hatta saç örgüsü yaparken bunu ilmek tutucu olarak kullanıyorum. Benim elim ayağım. Evet. Böyle sayılarda sağlamcı olmak lazım. Biraz vakit ayırıp sağlama yapmak lazım. Çünkü sökmek daha zor. Tekrar örmek daha zor. Evet, 46 ilmeği ipe aldık. Şimdi kol altında 3 tane artış yapacağım. Yine parmakla ilmek atıyorum. 1
Şu ilmeği biraz sıkıştıralım. 1, 2, 3. Dediğim gibi kolu dikişli örüyorsanız koldaki artışı, kolun başlangıçtaki artışı ya 2 yapın ya 4 yapın. Arka için ayırdığım ilmek sayısı 62. ilmeği örüyorum. Evet, arkadaki 62 tane ilmeği ördüm. Şu anda ikinci kolun ilmeklerini ip alıyorum. 14 ilmek almıştım. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44 ve 46. Şimdi öndeki ilmekleri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 16, 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
Evet. Şimdi 62 arka ilmeğini ördük. 46 diğer kolu ördük. 46 kol ilmeğini ipe aldık. Şimdi kol altına 3 ilmek atıyoruz. 1 2 3 36 ön ilmeğini örüyorum. 3. ilik yerim de yaklaştı arkadaşlar. İlik açmayı unutmayın lütfen. Kolları ayırdık. Evet. Hırkamızın aldığı hali bu arkadaşlar. Gayet hoş oldu. Kullanışlı, rahat, sade ve şık bir robo oldu. Artık hırkamıza örerek devam ediyoruz. Yaprakların arasında 13 tane artış yaptık. 13 ilmek artış yaptık. İlmek sayımız 226 oldu. Kolları ve gövdeyi ayırdıktan sonra, geriye kalan ilmek sayımız, kol altındaki 3 ilmeği de ekledikten sonra 140. Ben 2 tane artış daha yapmak istiyorum. Kol altına 4 artış yapmadığıma pişman oldum. O yüzden arka sırada 1 ilmek daha, 2 ilmek daha artış yapmak istiyorum. Bunu kola yakın yerlerden yapmak istiyorum. 1. ilmeği şuradan artıralım arkadaşlar. Bakın şu sondaki ilmeğin altına giriyorum. Buradan 1 ilmek. Ya da buradan çıkarmayalım, pardon, bir önceki ilmekten çıkaralım. Burası iyi fikir değil. Bakın kol altına 2 ilmek kala, şuradan
bir artış yapıyorum. Şu anda ilmek sayım 141 oldu. Olacak. 140 oldu pardon. Bir tane de öbür tarafta artıracağım. 142 olacak. Diğer kol altına kadar ters örerek devam ediyoruz. Kol altı ilmeklerimi ördüm. Diğer öndeyim. 2 ilmek örüyorum. 1, 2 ve yine şuradan bir artış yapıyorum. Gövdeyi biraz daha genişletmiş olduk. Hafif biraz geniş bir gövde istiyorum. Yani çok fit bir gövde olmayacak. Bu şekilde arkada iki tane ekstra artış yapmış olduk. Düz örgüyle örgümüze devam ediyoruz ve ilikleri açmayı unutmuyoruz. Gövdeyi bitirdim. Kol altından sonra uzunluk şu anda 20,5 santim. Yine lastiği öreceğim. Selanik lastiği öreceğim ve örgüyü 23 santim olunca bitireceğim. Yani yaklaşık 3 santim boyunda 2,5 santim lastik öreceğim. 23 santim 2 yaş için standart bir boy. Siz daha kısa çalışabilirsiniz, daha uzun çalışabilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış. 3 numara şişe geçeceğim. Etek lastiğini de 3 numara şişle öreceğim. Eğer lastikte sayı denk gelmezse, çünkü bir düzle bitmesi lazım, arada bir tane gizli artış yaparak telafi edebilirsiniz. Evet, aynı şekilde bir örmeden alıyorum, bir ters, bir örmeden alıyorum, bir ters, bir örmeden alıyorum, bir ters, örmeden al, ters. Bu şekilde lastiği kuruyorum, devam ediyorum. Kol altından itibaren boy 23 santim oluncaya kadar lastiğe devam ediyoruz. Evet, sıra geldi kola. Kolda hiçbir kesme yapmayacağım arkadaşlar. Kol altından 3 tane ilmek çıkaracağım. Gövdede kol altından 3 ilmek çıkarmıştık. Kolu dümdüz öreceğim. Daha sonra kol lastiğine gelince bir önceki sırada kesme yaparak büzgülü bir kol yapacağım. Yani kolumuz hafif balon bir kol olacak. Gövdeyi de o yüzden hafif geniş çalıştık. Şimdi kolları örerken size önerim, ya 5 şiş kullanın ya da 80 santimlik bir misina kullanmanızı öneririm. Daha kısa misinayı şeyde çevirmek zor. Magic Loop yöntemini uygulamak zor. O yüzden 80 santim olmalı. Tabii 80 santim yoksa 1 metrede kullanabilirsiniz. Herhangi bir fark olmaz. Önce şişimize pozisyon verelim.
şu kolu şu şekilde iki eşit şekilde katlamam gerekiyor. Şişlerimi çekebilmem için. Evet, bu arada dikkatinizi çekmiş olabilir. Şişlerim kısa şiş. Bere örerken genelde bunları kullanıyorum. Kol örerken bunları kullanıyorum. Eğer bulabilirseniz edinmenizi öneririm. Gerçekten çok rahat. 40 santim misinayla bere örerken harika oluyor. Tabii ki tepe kısmında uzun misina kullanmak gerekiyor. Şimdi kol altından 3 tane ilmek çekmiştim. Çıkarmıştım gövdede. Yine burada da aynı şekilde 3 tane kol için buradan ilmek almam gerekiyor. Şöyle ortalamak adına, 3 tek ilmek olduğu için ortalamam çok mümkün değil. 1 2 tane ilmek çıkarıyorum. 3. ilmeği de turun sonunda çıkaracağım. Buradaki ipi biraz uzun bırakmanızda fayda var. Eğer kol altında herhangi bir delik olursa orayı kapatabilmeniz için size faydalı olacaktır. Şimdi bakın, şurada oldukça büyük bir mesafe var. Aslında bir dakika, biz bunu biraz beriden çıkardık arkadaşlar. Şunu bir düzeltelim. Birini şuradan alacağız. Şimdi bakın, şurada oldukça büyük bir ara var. Eğer direkt buradan ilmek çıkarırsam şurada bir delik oluşacak. Onu engellemek için şurada küçük bir hile yapacağım. Bakın, şu sol şişimle şu yukarıdan aşağıya devam eden sıradan bir ilmek çekeceğim. Bakın, şu koldan, rubadan aşağıya doğru devam eden ilmek. Bakın şuraya şu şekilde giriyorum ve koldaki birinci ilmekle beraber bunu örüyorum. Bakın, burada delik oluşmasını böylece önledim. Hatta onu çapraz olarak alırsak daha iyi olacak arkadaşlar. Şu şekilde, şu şekilde çapraz olarak örersek daha iyi olacak. Evet. Bakın, burada bir delik oluşmadı. Kol altımız gayet düzgün oldu. Şimdi şişimdeki ilmekler bitene kadar örüyorum. Çeviriyorum işimi, şişimi çekerek. Şişlerimi çekerek örmeye devam ediyorum.
Birine çeviriyorum. Bu yöntemin adı Magic Loop. Bu yöntemle eldiven parmağı bile örülebilir arkadaşlar. Yani 5 benim gibi 5 şiş kullanamayanlar için alternatif çok güzel bir yöntem. Bu şekilde yine şişimi çekiyorum. Aslında laf aramızda 5 şiş kullanabiliyorum. Fakat çok fazla yapmadığım için, elim çok alışkın olmadığı için bana zor geliyor. Fakat bu kişi için bir engel olmamalı. 3-4 gün üst üste örsek elimiz alışıyor. Evet, bakın şu son ilmeğe geldim. Onu örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine bakın şu yukarıdan devam eden sıradaki ilmeğe gene şu şekilde giriyorum. Bakın onu da çapraz öreceğim, düz örmeyeceğim. Bu son ilmekle aşağıdan aldığım ilmeği beraber örüyorum. Bakın yine burada bir delik olmayacak. Şuradan üçüncü ilmeğimi çıkaracağım. Evet, üçüncü ilmeğimi de çıkardım. Bakın burada hiçbir şekilde bir delik olmadı. Gayet güzel, muntazam. Ayracımı buraya yerleştiriyorum. Bu benim sıra başım, sıra sonum. Aslında kesme yapmayacağım için bu ayraç neden buraya takılıyor diye düşünülebilir. Bir soru akla gelebilir. Bunun nedeni şu, aşağıda lastiği çalışırken kol ortasını karıştırmamak için bu şeyi ayracı buraya koyuyorum. Ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bütün yapmamız gereken bu arkadaşlar. Artış, eksiltme, hiçbir şey yapmıyoruz. Manşete kadar, yani kol lastiğine kadar dümdüz devam ediyoruz. Evet. 3 numara şişle 2,5 santim lastik ördüm. Şu anda koltuk altından itibaren uzunluğumuz yaklaşık 23 santim. İlmekleri kapatıyorum. Şimdi ben bu şekilde örülmüş lastikleri kapatırken tersi ters, düzü düz örerek kapatıyorum. Daha güzel görünüyor. Yani normal kesme yapacaksam tabii ki I-cord kesme yapabilirsiniz. İğne ile kapatabilirsiniz. Birçok yöntem var.
Şurada çıkıntı olmaması için şu aradaki ilmeği, ipi şişe alıyorum ve son ilmekle beraber ikisini beraber örüyorum. Aslında daha ince bir yün iğnesiyle yaparsanız daha güzel olur. Hem temizliyorum hem sağlamlaştırıyorum. Ki ip dışarı çıkmasın arkadaşlar. Evet. Evet. Kolları örerek örgümüze devam edeceğiz. Kolun lastiğine geldim. Şu anda uzunluk, kol altından itibaren kolun uzunluğu yaklaşık 20,5 santim. Bir sıra daha öreceğim. Bu sırada eksiltme yapacağım. O sırayı örünce tam olarak 25,5 santim olacak kol boyumuz. 3 numara şişe geçtim. Bununla devam edeceğim. Lastiği 3 numarayla öreceğim. Şimdi eksiltme sırasındayız. 2 tane düz. Bir kesme. 2 düz. Bir kesme. 2 düz. Bir kesme. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi seramik lastiğe başlayacağım. Şişimdeki ilmek sayısı 37. Lastiğin denk gelmesi için bir eksiltme daha yapmam gerekiyor. Çift sayı olması gerekiyor. O yüzden bir kesme daha yapacağım. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters. Bir tane örmeden al. Şurada bir eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Ters örerek iki ilmeği beraber örüyorum. Bir eksiltme daha yapıyorum. Şu anda şişimde 36 tane ilmek kaldı. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi birinci sırayı tamamladım. Şu anda dikişsiz bir kol örüyoruz. Yuvarlak bir kol örüyoruz. Yani dolayısıyla arka sıra yok. Hep ön sıradan örüyoruz. Şimdi birinci sırada bir ilmeği örmeden aldım. Bir ilmeği ters örerek aldım. Şimdi bu ikinci sırada bütün ilmekleri düzü düz, tersi ters olarak örüyorum. Bir arka sıramız olmadığı için ikinci sırada sanki arka sıradaymışız gibi işlem yapıyoruz. Düzü düz, tersi ters örüyorum.
Arkadaşlar bu şekilde aynı etek lastiğinde yaptığımız gibi lastik boyu 2,5 santim olana kadar örmeye devam ediyoruz. Bütün ilmekleri ördüğümüz sırada bitiriyoruz. Yani bir ters, bir boşaldığımız sırada değil, tersi ters, düzü düz ördüğümüz sırada bitiriyoruz. Ondan sonra ilmeklere kesme yapacağız. Kol lastiğimiz bitti. Kapatıyorum ilmeklerimizi. Şu en sonunda ilmeği nasıl bağladığımızı göstermek istiyorum. Hırkayı tamamladık arkadaşlar. Bakın gayet zarif, kullanışlı, rahat bir hırka oldu. Bu hırkayı kot pantolonların üzerine, elbiseden üzerine giydirebiliriz. Hem spor hem şık kıyafetleriyle kullanabileceğimiz çok güzel bir hırka oldu. Vakit ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım modeli siz de çok beğenirsiniz. Torunlarınıza, çocuklarınıza, dostlarınızın çocuklarına güzel hırkalar yaparsınız. Bir dahaki videoda buluşuncaya kadar sağlıkla, mutlulukla, esenlikle kalın. Hoşça kalın.